Ee, Özgür Paşa'm, şimdi e, stüdyomuz olsaydı Erdoğan Paşa'mız böyle detaylı anlatırdı ama nihayetinde e, bizim elimizde bulunanlar, işte bize verilecek olan F-35, elimizdeki işte Fransız yapımı Rafale'ler, e, nihayetinde Raptor, yani Amerika'nın dışarıya satmadığı falan Raptor'lar e, bizim üstünlüğümüzü garantiledi. Nihayetinde Altay tankı gibi bir de tanka da e, bunu söylüyor yani Altay tankı gibi bir ısraftı zaman ve kaynak israfıydı Türkiye açısından ama iyi oldu onları ısraf etsin. Bir işe yaramayacak Kaan. Biz elimize satın aldıklarımızla 20 yıl üstünüz. Şimdi üstün mü değil mi? Sizden rica edeceğim. Kaan burada F-35'te onun yanında. Ben şurada anlatayım eksik olan konuları da komutanımız Lütfen. bize mutlaka tamamlayacaktır. Ben öncelikle şunu ifade edeyim. Altay tankı tabii bir israf değildi ama bir gecikmesini ben doğru bulmuyorum. Yani ilk 250 paket keşke çıksaydı iyi olurdu. E, MTU yani artık bir artık bu konuda e, dünyada mark olmuş. Sonrası bizim e, milli motorumuz da çıkabilirdi. iyi olabilirdi ama e, bir argeyi araştırma geliştirmeyi ben e, şey olarak görmüyorum. E, bir israf olarak görmüyorum. Niye görmüyorum? Bakın konuşmasının arasında oradaki gazetecinin, Ionlis'in, Theodorakis herhalde şey hı hı. diyor. Bunu diyor dışarıdan alıp o, o, o sayede siyasi anlamda da yani büyük güçlerden destek alabilir diyor. Şimdi bu ne diyor komutanım? Bu doğru bir şey değil. Niye? Menfaatler değiştiği zaman değişiyor. Yani siz Birinci Dünya Savaşı'nda ve öncesinde oradan buradan... E, tüfek alıyoruz o zamanki şartta itibariyle. Bomba alıyorsun, onları alıyorsun, bunu top mermisi alıyorsun. Sonra şartlarda şey vermiyorlar. Açıkta kalıyorsunuz. Askeriniz e, mühimmatsız savaş meydana çıkıyor. Dolayısıyla kendi milli imkanlarınız üretmeniz bence doğru bir seçenek. Ama burada bunun e, yine biraz önce söylediği gibi Sürçü e, Sağlık Ödülü Güçlendirme Vakfı'na ait bir zamanda kurulmuş bir motor e, geliştirme sistemiyle mesela helikopterimiz ilk turbojetle uçuyor. İnşallah bunu da yapacağız. Şimdi asıl Şeye geçecek olursak bir kere şunu söyleyeyim. Kaan e, uçağıyla e, bizim milli muharip uçağımız uçağımızda F-35'in aslında konseptleri de tam olarak aynı değil. Değil. Hı. Çünkü F-35 e, hava hava muharebesi yapıyor. Bakın üzerinde zaten şey de koymuşlar. Fakat ağırlıklı olarak yakın hava desteği üzerine kuruldu. Sonra dediler ki hepsini yapsın. yapsın. Onu da yapsın, bunu da yapsın. E, o zaman işte e, hani deve kuşu gibi e, biraz e, sıkıntılar yaşadı. Ne deve oldu ne kuş oldu ne kuşu ortada olur. kaldı. Şimdi bakın şuraya bu uçağın ikisi de görünmezlik az görünürlük kapasitesi hı hı. var. Fakat şimdi bakın bu uçağın şuraya dışarıya koyduğunuz zaman bu görünmezlik denen konusu azalıyor. Hı hı. Görünmezlik dediğimiz konu da iki tane konudan meydana geliyor. Bir bu şeklinin geometrik olarak böyle radarı e, yansıtmayacak hı hı. E, o radarı gönderen hüzmeye karşı X bandı yansıtmayacak bir şekilde olması yani böyle köşeli... Ee, ...şekilde olması ona stil dediğimiz görünmezliği az hı hı. görülüyor sağlıyor. Bir de ne sağlıyor? İkinci konu arkasından çıkan o şu hava motor şeyinden giren ve motorun sıcaktan çıkan termal ısısı da var. Bu evet. da görünüp görünmemeyi sağlıyor. Şimdi bunu tek motorlu bir uçak bu motor performans vermek için sürekli olarak e, 2000 dereceye yakın bir arkasından sıcaklık çıkartıyor. Dolayısıyla görünmezliği böyle görünse de arkasından çıkan ısısı tek motorlu olduğu ve gazı afterburner dediğimiz yakması için tam e, ameliyat tabirle gazı köklüğü gitmesi hı hı. için arkasından termal izi bırakıyor. Dolayısıyla görünürlük konusunda şimdi birazdan kanuna hı. geçtim bunu kıyaslayacağım. Şimdi bu uçağın aynı zamanda... Zaten, zaten iz bırakması görünürlük yani iz görünmek. negatif evet. etkiliyor. E, tabii yani negatif etkiliyor. Onu e, farklı sistemlerle görünür hale kılıyor. Dolayısıyla e, bu uçağın bunu azaltmak için bakın şurada hava girişleri var. Şu ana hava girişi kastetmiyorum. Buradaki hava girişi çıkıp şuradaki motorunu oradan soğutmaya çalışan bir gayreti var. Peki bu ne yapıyor? Bir önce radar cross-receivsini düşürmeye Hı -hı. çalıştığı bu geometrik şeklin Hı -hı. E, buradan görünür hale getirmesi sebebiyordu. Yani daha baştan temelde bazı defakları, bazı sıkıntı olmayacak. Ama şu demek değil. Modern bir uçak. Radar ile ilgili kendisinin getirdiği F-117'lerden daha gelişmiş ama F-22'ler kadar gelişmemiş bir uçak. Aynı zamanda bakın şu dışarıdaki füze sistemlerini gösterdim evet, ya. Evet, evet. İçeriye az sayıda en fazla iki tane e, bomba, Hı -hı. iki tane de füze, o da zorladılar. İki tane de hava hava füzesi alıyor. Hatta bu en son amramların boyutu biraz daha uzun olduğu için bu sefer bomba alamıyor. Yani yetenek sınırlamalı olan bir uçak. Ama ne yapacak Amerika Birleşik Devletleri bunu geliştirerek? 6. cese geçerken bunda aldığı tecrübeyi de kazanacak. Zaten Amerika Birleşik Devletleri sadece buna bel bağlamış değil. Amerika Birleşik Devletleri halen F-18 ile yeni F-15 X'leri üretiyor, yeni F-16 üretiyor. Yani hava kuvvetleri olarak sadece bütün sistemini buna bağlamış durumda değil. Dolayısıyla bu uçağın motor ile ilgili, ısınması hı hı. ile ilgili, özellikle termal dedik. Aynı zamanda çok yüksek performans göstermesi için parça kopmaları var düşmelerden kaynaklanan neticeleri bundan kaynaklı. Dolayısıyla bu uçakta kendine göre iyi bir uçak ama bazı sıkıntılar menzili de söylemedim. Menzili de düşük. Şimdi Zaten kendim, şu ana kadar dört tane düştü. Daha da fazla olabilir. Daha da fazla. Benim saydığım dört. Evet ama bu şöyle tekrar söylüyorum. Uçağı kötülememiz anlamı değil ama Tabii. uçağın ...bazı Dezavant sıkıntıları var. Evet. Yani iddiasıyla... Yani bu ...karşında sunduğu şey... ...tam örtüşmüyor. Evet. Bir Görünmez, de, hayalet... ...falan derken işte iz bırakıyorsun... ...mühimmatların dışarıda falan olmuyor. Bakın, 2000 derece arkasından... ...ısı bırakıyor bu motor. Nasıl 2000 olacak? derece. Yani bir termal kameraya... ...baktığınız zaman bütün bu... ...yani o şekildi, üzerindeki... ...rem boyasından kaplama, radarı... ...absorbeden hmm. boyadan hiç bahsetmedim. Onlar falan avantaj ama o... Bir anda bütün avantajı dezavantajı, dezavantajı çeviriyor sıfır. ve çok pahalı bir uçak. Uçuş saati itibariyle F-16 ile e, kıyasladığınız zaman 7-8 kat daha pahalı bir uçaktan bahsediyoruz. çürekli olarak e, bu şimdi Neyse. şimdi bu bu uçağa geldiğimiz zaman bakın bu uçakta bununla bunu kıyaslamamız e, yanlış olur. Niye? Bu uçak kendisi de söyleten F-22'ye benziyor dedi mesela oradaki Yunanlı speaker'da. Şimdi bu uçağın iki tane motoru var. İki tane motor olması, tek motor olmasına göre ne kazandırıyor? Özgür Paşa'm bu F-22 dediğimiz şey Amerika'nın en üstün uçağı evet. F-35 falan. Hikaye en üstün ve yani sadece kendisinin kullandığı dışarıya da satmadığı satmadı. uçak. Kimseye satmadı. Evet. E ve, o... ve şunu da söylüyor yani e, Raptor'a benzetmeye çalışmışlar ama diyerek devam ediyor. Yani e, Raptor'ın e, muadeli bir şey var karşımızda ama F-35 bile değil demeye getiriyor. Evet doğru kesinlikle. Bu arada şunu söylemiyordum bakın Şimdi silahın başlangıç, uçağın Hı. başlangıç konsepti ne vardı? Radara yakalanma bak. Şunu koyduğunuz zaman radara yakalıyorsun. İçeri sığma, dışarı koyduğunuz zaman radara... Peki bunu nasıl? Mesela komutanım çok daha yanlışacaktır. Potlar vardır altında. P-16 veya dövüşecekten. Hava yer hedefine giderken orada elektronik sistemle, elektronik hedefleme sistemi, elektronik tarih sistemle onu kilitlenir. Mesela bu sırf radar, radarda görünmesin diye bakın bunun yerine bunu koyuyor elektronik hı hı. E, yani hı hı. o podun yerine bunu koyuyor ama bunu koyarken içeri sığdırmayı unutmuş dışarıya koyacak kadar e, şey taşımaya çalışıyor. Böyle sıkıntı var. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti e, bunu tabii iç siyasette çok fazla hani e, olarak bakmamak lazım. çünkü Hepimizin e, şey olarak bakmak tabii, lazım. Yani tabii. Bir yönden değil Türkiye Cumhuriyeti'nin e, başarısı olarak bakmak De, gayet lazım tabii. ve bakın komutanım anlattığı 1900 25'lerden başlayan bir yolculuk 1974'ten hızlanıyor Günümüze geliyor İnşallah daha çok hızlanır Yaşallah. bu çok önemli bir şey şimdi burada e, bizim bizim bu uçağımızın hı hı. E, yeni uçağımızın e, bu F-35'in yaptığı gibi önünde elektronik e, f, e, hedef sistemi target sistem var yani F-35'te gibi yer hedeflerine e, etki altına alabiliyor ama aynı zamanda F-35'te olmayan başka hedefleme sistemleri de var. Her ikisinin radarı da bu arada milli radar kullanacak. E, F-35'in kullandığı radar 20 sene öncesinde Amerika tabi Birleşik Devletleri işte, çok e, modern bir gelişmiş bir ülke. E, iyi sistemler e, geliştirebiliyor. Ama biz de 20 sene sonra bu işi yaptığımız için yaklaşık 25 sene sonra ondan daha üstün belki radar yapma kapasitesine yeni teknolojiyle e, ulaşabileceğimizi de unutmayalım. E, onların kullandığı e, radara göre Bizim yapacağımız radarın da özellikleri falan. çok daha iyi peki, olacak. Bizim peki. Murat radarı kullanacağız. Onların kullandığı radar e, AN-APG-81 radar. Onun başındaki radar. Peki e, sadece baş radarım var. F-35 sadece baş radarı var. Bu uçakta sadece baş radarım var derseniz onu da işte e, iyi e, bilmiyorlar. Onun başka sürprizleri de var. Radar konusunda bu uçağın başka sürprizleri var. Şu kanat içine aldığı... Hı -hı füze sistemleri hiç F-35 gibi veya bomba sistemleri F-35 gibi dışarıda kalmayacak kadar içinde genişlik var. Hı hı. Çünkü uçak baştan iki motorlu ve ağır siklet dediğimiz mesela F-16, Hürjet dediklerimiz daha küçük uçaklar. Hı hı. Hem yakıt hem mühimmat taşıma kapasitesi daha yüksek. Ha Bu uçağın eleştirisel anlamda hı hı. De, 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 diyebiliriz ki yani bu uçak menzildi, süratli her yönden... F-35'e göre daha üstün, üstün. üstün Uzunluk da yani 5.3 metre, 5 metre 30 santim daha uzun. Bu uçak yani daha şu, büyük. Evet yani sizin söylediğiniz o mühimmatları yani bu görünmez hayalet uçak iddiasını yok eden F-35'te o mühimmat dezavantajını falan da alacak biçimde genişletilmiş değil i̇ç, mi? İç haznesi hangar yani silah Genişletim. içindeki evet. taşıyabileceği evet. yük kapasitesi yüksek. Aynı zamanda daha fazla yakıt taşıyabiliyor. Aynı zamanda iki motorlu olması sebebiyle termal izi, termal iz dediğimiz biraz önce 2000 derece sıcaklığı çıkartıyorduk Tabii. ya. F-16 motoru kullanmasına rağmen, şimdi motorla ilgili bölüme gireceğim. Evet. F-16 motoru kullanmasına rağmen şöyle iddialar vardı. F-16 motoru kullanıyor, bundan beşinlisi uçak olmaz. Yanlış. Çünkü çıkardığı F-16 bu kabiliyeti olmasa bile, ren boyası, bu geometrik şekli olmasa bile çıkardığı ısı termal anlamında F-35'ten daha düşük. Düşün. 1500 ben daha aşağıda onun 2000'e yakın. 1980, 2000'e yakın. Dolayısıyla ve bu gazı biraz önce söyledim. Ameliyat yani tam köklemesine gerek yok. Niye? Çünkü iki motorlu bir uçak. Dolayısıyla bunun termal yönden tespiti daha zor. Yani mesela F-35 ile bu yüzden ben kıyaslıyorum. F-35'in e, bu havalandırma biraz önce kanat sistemi yok. Gerek yok. Çünkü F-35 e, düzeltiyorum. F-22 bu yönden tamam. iyi bir uçak. Ama bizim yapacağımız bu Kaan'da iyi. Şimdi bunu bir uçak bir platform. Şimdi ne demek istiyorum uçak platformu? Bir kere motor sonu çözmek lazım. İvedilikle motor sonunu bir kendimiz hızlı şekilde yapmamız lazım. İki Altay tankı benzetmesi gibi olmasın diye yeteri kadar motor alıp üretmemiz lazım. Hemen hızlı üretmemiz lazım. Yani uçtuktan kısa bir süre sonra blok 1'i üretmemiz lazım. Blok 2, blok 3. Bu bir bu platform. Bunu yarın bir gün radarını değiştirirsiniz. Ee, i̇çindeki aviyonik sistemlerini değiştirirsiniz. Efendim buradaki flatla ilgili bölüm beğenmezse değiştir. Yani bir platformu alırsınız, gemiyle de böyle uçak, değiş, güncellersiniz. Evet. Bunu Amerikalılar da yapıyor, F F-22'de de yapıyor, bütün dünyada yapıyor. Dolayısıyla mükemmeli bulayım, sonra ben bunu uçurayım mantığının Değil. ben doğru olmadığını Sonuçta düşünüyorum. Sonuçta sağlam bir temelimiz var. Burada evet. yürümemiz lazım. Hatta yani şu F-35'in iddiası, 5. nesil hayalet göründü görünmüyor meselesi, Aynı iddiaya sahip ama bunun dezavantajlarını belki de görerek, takip ederek e, e, ortadan kaldıran bir dizayn var elimizde değil mi? Yani Yok 20 yıl daha işte şeyiz falan filan hikayesi biraz Sayın Paşa'mın işaret ettiği gibi e, bir miktar hani Yunan halkına da moral vermek için herhalde. Kesinlikle, kesinlikle katıyorum. Bakın biraz önce dedim ben? şurada dedim F-35'i yaparken mecbur soğutma şeyi koymuşlar şu bölümden. Hı -hı. Hava giriyor çıkarken bu hem hızını kesiyor. Yani havaya karşı hem de görünürlüğünü azaltıyor. Burada böyle bir şey var mı? Yok. Yok, gerek duymamışlar. Demek ki sistemsel olarak üst üstünlükleri olan Üstün. bir uçaktan Uçak. bahsediyoruz. Peki. Bunu ama süratle dediğim gibi e, iç siyaset malzemesi yapmadan hı hı. dışarıdan Peki. ilk belki grupları motor alıp daha sonra süratle bizim kendi motorlarımızda aktif hale gelsin. Eksiklerini daha sonra gidermemiz Gerçekten. lazım.